Allah'ım bana yardım et. Bana doğru yolu göster. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Senia Sultan. Nasılsınız? Şivenes Hanım. Ben de sizinle konuşmayı düşünüyordum. Daha fazla teşekkür etmenize gerek yok. Neticede müşterek iş yapıyoruz. Sizin sıkıntınız bana da sirayet edecekti. Biliyorum. Lakin bu sefer mesele başka. Dinliyorum. Abim Bihdar Sultan'ı saraydan gönderiyormuş. Sözünü çiğneyip bana yardım ettiğini sandığından ona çok kızmış. Benim yüzümden haksız bir ceza aldı Bihdar Sultan. Ama size o yardım etmedi ki. Evet, Naim'e yardım etti. O halde sizin yüzünüzden değil, kızını korumak istediği için gidiyor Bihdar Sultan. Üzülmenize gerek yok. Gene de bütün bunların mesulü benim. Öyle değil mi? Belki de Bihdar Sultan'ın gitmesi iyi olur. Haremin idaresi size kalır. Ben asla böyle çirkin bir vaziyetle ona galip gelmek istemem. Hayır, yanlış anladınız Senia Sultan. Siz söylüyordunuz ya, Bihdar Sultan kazadan beri iyi değil, kendinde değil diye. Haremin işlerini de size bırakmıyordu. Böylelikle biraz dinlenip iyileşme fırsatı bulur belki demek istedim. Kızım Senia Sultan sarayda mı hala? Evet sultanım. Şivinaz Hanım'la birlikte harem göbeğindeler. Bakın, abimin sorularını cevapsız bıraktım. Bana yardım ettiğinizi söylemedim. Lakin benim bu sessizliğimin ceremesini Bihdar Sultan çekecek. Buna müsaade edemem. Ne yapacaksınız peki? Benim yardım ettiğimi mi söyleyeceksiniz? Abimin nazarında hiç değilse bu dürüstlüğü göstermiş olurum. Böylelikle Bihdar Sultan da aklanabilir. Bana verdiğiniz sözü unutuyorsunuz. Asla adımı vermeyecektiniz. Endişe etmeyin Şivenaz Hanım. Siz bana acıdığınız için, iyiliğinizden bana yardım ettiniz. Abim bunu anlayacaktır. Hayır, Senia Sultan. Bunu yapamazsınız. Bakın, sırf beni bu işin dışında tutmak için bu mektubu kendiniz yazdınız. Sabahattin'in kaçırılmasında, vurulmasından bizzat sorumlu olduğunuzu itiraf ettiniz. Demek bu işin içinde de sizin parmağınız var. Tahmin etmeliydim aslında. Demek Sabahattin Efendi'nin kaçması için siz yardım ettiniz Senia Sultan'a. Hiçbir alakam olmayan bir olayla beni boşu boşuna suçluyorsunuz sultanım. Yardım etmek isterdim. Lakin hünkârımızın emrine karşı gelemezdim. Senia Sultan zaten burada bütün mesuliyeti üstlenmiş. Bu mektup niçin sizde peki? İtirafnamenizi niçin Şivenaz Hanım'a verdiniz? Onu korumak için. Değil mi? Ben Şivenaz Hanım'ın dostluğuna itimat ettiğim için bıraktım ona mektubu. Onun bu meseleyle alakası yok. Naime hem annesini hem babasını karşısına alarak size yardım etti. Lakin siz Şivenaz Hanım'ın dostluğuna itimat etmeyi tercih ettiniz, öyle mi? Ben bu hadisenin Naime'ye menfi bir tesir olmasını istemedim.
Keza size de öyle. Niyetiniz halis de olsa ne beni ne Naime'yi korumuyor. Anlaşılan bu mektup. Sadece Şibe Nazan'ımı koruyacak.